sana ne kadar yakışıyor. Bir daha tut bakayım üzerine. Dünyalar güzeli, melek kızım benim canım. Düğün günü herkesin gözü sende olacak. Gelinlikler içinde şöyle bir sözünü vereceksin. Ay anneciğim geç kalacağım. Epey olmuş saat. Telaş etme kızım, yetişirsin. Tören akşama değil mi? Evet, akşama. O zaman sakin ol. Önce şu gelinliğini sandığa koy bakalım. Alo, Elif, sen misin? Birazdan çıkacağım. Efendim? Tamam. Metin'in ilk plaketi olacak bu. Tabii. İş yerindeki başarılı çalışmalarından dolayı veriliyor. Konferans salonunda, büyük kalabalık karşısında. Herkesin huzurunda. Orada bulunmazsam olur mu? Benim nişanlım o. Hadi hazır ol. Görüşmek üzere. Elif'le birlikte mi gidiyorsunuz? Evet anne. Çarşıda buluşup geçeceğiz. Peki kızım. Güzel gül, kırmızı gül. Nişanlıma plaket verecekler. Ben de seni ona takdim etsem olur mu? Olur olur değil mi? Zeynep bu acelen ne? Metin'in yanına gidiyorum. Allah Allah. Gel gibi nereye gidiyordu bu kız? Geç geç. Düğünü ne zaman yapalım diyorlar. Önümüzdeki ay içinde olacak işte. Birbirlerini de pek seviyorlar. Nişanda onlara baktım baktım da ne güzel yakışıyorlar birbirlerine. Tevekkeli değil, beni bile fark etmeden koştu gitti. Nişanlısının en sevinçli günü. Bulunmak isteyecek elbet. Kızımın durumu nasıl doktor bey? Ayağı dışında her tarafı iyi durumda. Ama ayağı uzun bir tedavi gerekiyor. Yürüyebilecek mi? Koltuk değnekleriyle. Görebilir miyiz kendisini? Henüz kendine gelmedi ama tabii görebilirsiniz. Teşekkür ederim doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Plaketini aldın mı? Evet. Ayağım sanki yok gibi. Doktor bir şey söyledi mi? Kırılmış ama iyileşecekmiş kızım. Tedavi göreceksin. Ne yapalım? Bunda da vardır bir hayır. Başa gelecekmiş demek. Kızım. Anneciğim niye ağlıyorsun? Kaza bu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok üzüldüm. Plaket törenine gelecektik. Merhaba. Ben geldim. Hoş geldin Elif. Al bakalım. Sen de her gelişinde çiçekle geliyorsun. Beni şımartacaksın. Çiçekleri sevdiğini biliyorum. Ayrıca sen benim en can arkadaşımsın. Kardeşimsin. Sana çiçek getirmeyeceğim de kime getireceğim? Bu arada başka bir şey de getirdim. Al bakalım.
Kaza yerine geldiğimde alıp eve götürmüştüm. Şimdi sana geri getirdim. Bir haftadır uğramıyor. Uğrasa bile ne bileyim bakışları... Neyse canım. Elif, ben hayat boyu topal kalacağım. Hayır bak her şeyi... Yok, her şeyi biliyorum. Ayağım düzelmeyecek. Koltuk değneğiyle yaşayacağım artık. Bunu nişanlım da biliyor, öyle değil mi? Dünya yıkılmadı ya. Ayağım topal olabilir. Kalbimde bir topallık olmasın yeter ki. Benim için hayat burada. Burada hissettiğim zaman hayat güzeldir. Canım arkadaşım benim. Hastaneden ne zaman çıkacak, bir ayı geçti. Bir haftaya kalmazsa burcu ederiz dedi doktor. Demek ayağı sakat kalacak, öyle mi? Öyle. Ne oldu bey? Nişan bitti hanım. Bu da yüzüğümüz. Belliydi zaten. İma edip duruyorlardı. Onu nasıl söyleyeceğiz? Ben usulünce söylerim. Zeynep'i? Biraz hava az. Evde otura otura canı sıkılıyor. İyi de yalnız başına ne yapar? Başına bir şey gelirse? Allah saklasın. Ayrıca yanında Elif var. Birlikte çarşıyı gezeceklerdi. Ay şunlara bak. Bak. Aa, bak. Ne kadar güzeller. Ne olacak bu kız Nar? Nişan bozulalı beri isteyen de yok değil mi? Dünya işte. Elden ayaktan kesilince yüzüne bile bakmazlar. Nişanlısı topal diye ayrıldı. Başka neden yok. Tek neden o. Şimdi de topal kız diye yüzüne bakayım. Abla. Ah Fatma kardeşim, ah çocuğun hayatı yıkıldı. Öyle şey olur mu abla? Allah büyük. Daha kaç yaşında kızım? Hayatta daha neler olur neler. Eski nişanlısının evlendiği kızdan çocuğu olmuş diyorlar. Doğru mu? Hadi arkadaşım. Ah!
Hayırlı günler hanım. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Tut şunu okuyayım. İçeride mi? Odasında. Zeynep! Zeynep! Kızım! Kızım! Bak sana ne aldım. Acaba uyuyacak mı? Teşekkür ederim babacığım. Beğenmezsen hemen değiştiririz. Çok güzel babacığım. Şimdi deniyorum. Peki... Güle güle giy kızım. Merhaba amca. Zeynep'e yeni kitaplar getirdim de. Buyur kızım, geç yukarıda. Tamam. Aha Elif'ciğim, sen ne zaman geldin? Sana istediğin kitapları aldım. Vallahi tebrik ediyorum seni. Ne kadar çok kitap okuyorsun. Ah, keşke ben de böyle senin gibi okuyabilsem. Vallahi kitap dayanmıyor kız sana. O kadar çabuk okuyorsun ki sana yetişemiyorum. Gel bakalım. İstersen hop yavaş. Kütüphaneye abone olalım. Her hafta bir iki kitap getiririm sana. Böylelikle kitap için masraf etmiş olmazsın. Beni oraya götürür müsün? Kütüphaneye mi? Onun evine. Onu görmek istiyorum. Ama olur mu? Bu hiç uygun olmaz. Çok yanlış olur. Sonra el alem ne der? Beni yanlış anlıyorsun Elif. Sadece uzaktan göreceğim onu. Eşini, çocuğunu, yuvasını... Sadece görmek istiyorum. Onların mutluluğu için her gün dua ediyorum zaten. Lütfen Elif, beni oraya götür. İşte orası. Yuvasını şenlendir. Eşiyle çocuğuyla mutlu et. Sen vazgeç artık. Pekala, hadi çıkalım. Gel, 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 gel.
artık. Kusura bakmayın, araba arıza yaptı. Bakarım şimdi, biraz bekleyeceksiniz. Tamam. Vardır bir hayır. İstersen bir otobüse binip öyle gidelim. Eyüp Sultan Camii buradan çok yakın. Tamam, çok iyi olur. Ben de bu sıkıntıyı içimden atması için Rabbime dua ederim. Hadi inelim. Tamam. Şoför bey, biz otobüsle gideceğiz, sağ olun. Peki abla. Hava ne kadar güzel değil mi? Nerede kaldı bu otobüs? Bilmem. Gideceğiniz yere kadar bırakayım. Buyurun. Sağ olun. Biz gideriz. Siz Eyüp Sultan'a gitmiyor musunuz? Buyurun, sizi bırakayım. Eyüp Sultan'a gideceğimizi nereden biliyor bu? Bilmem. Buyurun efendim. Allah'ım, burada yatan efendimizin arkadaşı Hazreti Eyyub el-Ensari hürmetine 90 yaşında İstanbul'u fetih için gelen bu mübarek insan hürmetine senden dileğim, onu eşiyle mutlu et Allah'ım. Evlerine huzur ver, huzursuzluk çıkarma. Çünkü o mutlu olursa ben de mutlu olacağım Allah'ım. Ben de. Çünkü onu çok sevdim. Kendi nefsim için değil, onun mutlu olması için dua ediyorum. Eyüp Sultan hürmetine kabul et Allah'ım.
Siz gidin, rahatsız olmayın. Biz kendimiz gideriz. Hayır, olmaz. Sizi evinize bırakacağım. Teşekkür ederiz. Buyurun. Baksana, bizim mahalleye geldik. İyi ama biz ona evimizin adresini vermedik ki. Nasıl buldu burayı? Rahatsız olmayın lütfen. O şu anda bizi duymuyor. Beni dikkatlice dinle. Sen çok temiz kalpli bir insansın. Allah senin içindeki sıkıntıyı alacak. Bunu eve gittiğinde aç ve oku. Veya okuyanları bul. İlk sayfasında beni bulacaksın. Elif. Efendim. O genç nerede? Hangi genç? Bizi arabasıyla Eyüp Sultan'a götüren. Sen neden bahsediyorsun Zeynep? Ne genci? Biz birkaç dakikadır buradayız ve otobüs bekliyoruz. Ama bu kitabı o verdi işte. Nereden çıktı bu kitap? Ne oldu sana Zeynep? Hiç. Hiç. Bundan sonra seni hiç yormayacağım. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Hazreti Hızır hayatta mıdır?